başım oluyor büyük ya. Hepsi aslında Samsun'umuzda Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük teknoloji faaliyeti icra edilecek önümüzdeki hafta. Tabii bu şehrimize birçok avantajlar sağlayacak bir festival olacak. Dünyanın en havalı festivaline Samsun olarak ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını, mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Şehrimizin tanıtımına çok önemli katkılar sunacak. Şehrimizin bundan sonraki imajını, bundan sonraki yol haritasını belirleyecek birçok verileri belki bu festival sonrasında ortaya koymuş olacağız. Ama tabii her fırsatta bazı tehditlerin de birlikte olması eşyanın doğasında olan bir şey. Valiliğimize, il müdürlüklerimize, ticaret il müdürlüklerine, kültür ve turizm il müdürlüklerine ve valilik makamına gelen CİMER üzerinden yine bu makamlara ulaştırılan şikayetler üzerine ve Sayın Samsun Valimiz Doçent Doktor Zülkif Dağlı Beyefendinin talimatlarıyla bugün Ticaret İl Müdürlüğümüz ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte Samsun'daki konaklama sektöründe hizmet veren işletmelerin fiyatlarıyla ilgili bir inceleme yapacağız. Bu inceleme neticesinde fahiş fiyatı olanlarla ilgili uyarılarda bulunacağız. Gerekirse bakanlıklar nezdinde, bakanlığımız nezdinde, Bakanlığımız Kontrolörler Kurulu'nun yetkisi dairesinde olan bu incelemelerle ilgili talepte bulunabileceğiz. Bakanlık yetkililerinin, müfettişlerinin gelerek bu tesislerle ilgili işlem yapmasını Sayın Valimizin yine talimatlarıyla isteyeceğiz, talepte bulunacağız. Turizm sektörünün bir paydaşı olarak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak kültür ve turizme hizmet veren paydaşlarımızın turizmi bir altın yumurtlayan tavuk olarak değerlendirmesini ve bu altın yumurtlayan tavuğu kesmemesini öneriyoruz. Şehrimizin imajı açısından da çok önemli sonuçları olabilecek bir dönemi yaşıyoruz. Tabii bunu Teknofest'in Samsun'da yapılıyor olması çok güzel bir fırsat, büyük bir fırsat Samsun'umuz açısından, Karadeniz bölgesi açısından çok büyük bir fırsat. Ama bunu basit hesaplarla fırsatçılığa dönüştürürsek neticelerinin olumsuzluklarıyla hep beraber yüzleşmiş olacağız şehir olarak. Bu anlamda turizm sektöründeki bütün paydaşlarımıza, gerek taşıma sektöründeki, acente sektöründeki paydaşlarımızın, gerek konaklama sektöründeki paydaşlarımızın bu fırsatı fırsatçılığa dönüştürmeden ticaretin genel kurallarına uygun olarak, turizmin genel kurallarına uygun olarak bu dönemi atlatmamız gerektiğini düşünüyorum ve bununla ilgili Samsun şehir merkezi ve ilçelerimizdeki bütün konaklama tesislerinde gerekli incelemeleri yapacağız ve olumsuz tespit edilmesi halinde de bununla ilgili yaptırımlar da mutlaka arkasından gelecektir. Burada da böyle bir şey varsa tabii mali listede belirtiyoruz. Çünkü burada mesela baktığında tek kişi gibi ben mesela hazırlayabilirsin, o zaman şeye gidelim. Yaz dönemi genelde turizm sezonunda hemen hemen bütün şehirlerde olduğu gibi Samsun'da da otel doluluk oranlarımız normalde Teknofest'in haricinde de %70'ler civarında bulunuyor. Ama Teknofest haftası münasebetiyle otel doluluk oranları artık rezervasyonlara kapalı durumda diyebiliriz. Yani %100 doluluk oranına ulaşmış durumda Samsun otellerimiz. Bu doluluk oranına ulaşmışken dediğimiz gibi müşteri memnuniyeti de çok önemli bir şey. Şehrin imajının oluşması açısından da önemli. Yani Samsun'a gelen bir turistin gerek bu bahsettiğimiz Teknofest münasebetiyle olsun, bunun dışında normal turizm amaçlı olarak gelmiş olan bir vatandaşımızın ya da uluslararası turistimizin, yabancı turistimizin şehrimizden hem konaklama sektörünün hizmet kalitesi açısından hem ulaşım sektörünün hizmet kalitesi açısından memnun ayrılması şehrimizin bundan sonraki potansiyelini, bundan sonraki hareketliliğini artıracak en önemli unsurlardan bir tanesidir. Dolayısıyla sadece fiyat anlamında değil, fahiş fiyat uygulamasın otellerimiz, taşıma sektörümüz, ama bunun dışında sunulan hizmetin de belirli bir çıtanın altına düşmemesi, belirli bir standardın üzerinde olması
en önemli unsurlardan bir tanesidir turizm sektörümüzün gelişmesi açısından. Bu konuda da sektör paydaşlarımızın dikkatini çekmek ve ilgilerini, alakalarını müşterilerimize, turistlerimize yönlendirmeleri konusunda kendilerini bilgilendirmek istiyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Ailesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Yatıkta İl İdare Etme'ye geldim. Tamam. Herhalde yine bunun cezasını kesen şeyi izleyeceğiz abi. Ve kontrol verilir. Tamam. Bakan direkt kendisini 900 lira. Tamam. Kaçıncısı burası? 400. Evet. Şeylerde Nuray programı çekim hazırlığı yapıyor. Fotoğraflar Nuray. O sorunu yazdırmak istiyorum. Evet, işte, tamam. 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 Lütfen bundan bu şeylere bir tutanağın altında olsun, orayı da imzalamış olsun. Tutanağı da beğenini alın. Almış olursun, imzalayacak ya. Tutanağı da geçme okuya. Sonra yaptığımız denetimde mesela faturaları tek nefes dönemine ait faturada istediğimizde gerçekten oradaki beyanlarıyla buluşuyorum. Cezayı aslında orada